Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz. Askerlerimize en ufak bir zarar gelirse vururuz. Merakla beklenen İdlib planını bu sözlerle özetledi. Esad'a mesajını çok net verdi. Rejim güçlerinin İdlib'den çekilmesi için Şubat sonuna kadar mühlet tanındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde havadan ve karadan gerekeni yaparız dedi. Gözlem noktalarındaki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib'le ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin net tavrını bu sözlerle ortaya koydu, rejime meydan okudu. Beş Mehmetçiğin daha şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın kritik İdlib planını açıkladı. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden bunu yapacağız. Artık kimsenin taşkınlığına göz yumacak değiliz. Rusya ve İran'ın Esad rejimine desteğine dikkat çeken Erdoğan, sivil katliamlara işaret etti, Soçi'de anlaşmaya uyulmadığı hatırlatması da yaptı. Bunun için hesap vermemiz gerekiyorsa her türlü bedeli ödeyerek onu da yaparız. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde hiç kimsenin güvende olamayacağını da burada açıkça söylüyorum. Suriye rejimin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlikeye girer sözleriyle ne işiniz var diyenlere de yanıt verdi. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soranlar kim olduğunu anlıyorsunuz. Terör örgütlerinin niçin ülkemizde değil de hala Suriye'de faaliyet gösterdiğine hayıflananlardır. Rus mevkidaşı Putin'le beklenen telefon görüşmesini de yaptı Erdoğan. Neler konuştuklarını grup toplantısı sonrası anlattı. Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Askerlerimizin Türkiye'de dışişleri, savunma ve istihbaratında Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin'le mutabakata vardık. Rusya ile görüşmelerin hem Ankara'da hem de Moskova'da süreceğini söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la da her an görüşme olabilir dedi. Bir sonraki durağı kurtuluşunun 100. yılını kutlayan Kahramanmaraş'tı. Bu kez mesajı batıya oldu. Kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız bu şekilde üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ayağının tozuyla Türkçe mesajlar verdi. Başınız sağ olsun, Türkiye'nin yanındayız dedi. Tam da İdlib konusunda Rusya ile fikir ayrılıkları yaşanırken Amerikan Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey dikkat çeken zamanlama ile Ankara'ya geldi. Şehitimiz var. Başınız olsun. ABD olarak şiddetle kınıyoruz bu menfur saldırıları. Suriye'de atılacak ortak adımları belirlemek için geldi. Hem kendisi hem de ekibi ilk mesajlarını Türkçe verdi. İyi günler. Sahada sıcak gelişmeler yaşanırken Rusların ardından bu kez de Amerikan heyetini ağırladı başkent Ankara. Trump'ın Suriye özel temsilcisinin ziyareti aslında önceden planlanmıştı. Ama rejimin artan saldırıları ve Moskova'nın Esad'a desteği nedeniyle ABD'nin tavrı daha önemli hale geldi. Türk hükümet ile durum gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz. Dışişleri ve Beştepe'de toplantılara katıldı Büyükelçi James Jeffrey. Hemen öncesinde Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Suriye'de askeri operasyon yapmaya niyetimiz yok açıklaması gelirken Jeffrey Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi muhataplarına. İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri bir tehdit karşı karşıya. Bu tehdit Rusya ve Assad hükümetten geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Brüksel'deki toplantı öncesinde NATO'ya seslendi. NATO'nun da ciddi fiil desteklerini sağlaması lazım. Bir an önce bu saldırıları durdurmaları lazım. Washington'la görüşmeler devam ederken Moskova'yla da yeniden mutabakat sağlanmaya çalışılıyor. Rus heyetlerinin iki kez Ankara'ya gelmesinin ardından bu kez Türk heyeti Moskova'ya gitmeye hazırlanıyor. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Suriye'de günün sıcak çatışma haberlerinden biri Kamışlı bölgesinden geldi. Amerikan askerleri konvoylarının Esad güçleri tarafından durdurulmasına ateşle karşılık verdi. Savaş uçaklarının da devreye girmesiyle tansiyon iyice yükseldi. Tam da Amerikan heyetinin Ankara'da masada olduğu saatlerde çok sıcak bir haber geldi. Suriye'den ABD askerleriyle rejim güçleri arasında çatışma çıktı. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı operasyona niyetimiz yok dese de ABD askerleri yıllardır sahada Suriye'de. Çatışma haberi de Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesinden geldi. Esad'a bağlı Şebiya güçleri Hirbet Amo köyünde Amerikan askerlerini durdurunca ortalık bir anda karıştı. Şebihalardan bir milis öldürüldü sıcak çatışmada. Havalanan Amerikan uçakları da rejimin iki askeri noktasını vurdu. Ve Esad yine sivilleri vurdu. Suriye ordusuyla Rus uçaklarının bombardımanında 12 sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan kaçan Suriyeliler İdlib'den ayrılmaya başladı. Sınır hattı da hareketli. İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat gün boyu sürdü. Yine sivilleri hedef aldılar. Esad rejimine bağlı güçlerle Rus savaş uçakları İdlib'te bu kez sanayi bölgesini vurdu. İki ayrı hava bombardımanında ortalık kan gölüne döndü. 12 sivil öldü, 30 kişi yaralandı. Allahu Ekber. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah. Bombardımandan kaçan Suriyeliler yollara düştü. Yanlarına alabildikleri eşyalarla kimi Türkiye sınırına, kimi de terörden temizlenen Afrin ve Azez'e doğru ilerlemeye başladı. Kamyonet, minibüs, otomobil, binlerce araçtan oluşan o konvoyla İdlib'ten uzaklaşmak için adım adım yol aldılar. Ve sınırın Türkiye tarafı Hatay'da yine askeri hareketlilik vardı. İdlib'teki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır hattına obüs ve komando sevkiyatı gece gündüz devam etti. Konvoyu gören gençler askerlere böyle destek verdi. Suriye'de can pazarının yaşandığı bir başka bölge, geçtiğimiz günlerde Afrin'i kana bulayan bombalı araç saldırısının görüntüsü ortaya çıktı. Afrin'de teröristler sivilleri böyle hedef aldı. İki gün önce yaşanan kanlı terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun 2 yıl önce YPG'den kurtardığı ilçeyi hedef seçti. Saldırganlar bomba yüklü aracı Afrin'in en işlek caddelerinden birine park edip kaçtı. Hemen arkasındaki bu kamyon şoförü ve çevredekiler birkaç saniye sonra başlarına geleceklerden habersizdi. Korkunç bir patlama yaşandı. Ortalık kan gölüne döndü. Kanlı olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Cumhurbaşkanı'ndan CHP liderine çok sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun çamur atarken yakalandığını söyleyen Erdoğan, FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir dedi. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu. Kılıçdaroğlu 20 soruyla Erdoğan'ı hedef almış, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması farklı bir boyut kazanmıştı. Cumhurbaşkanının CHP liderine cevabı çok sert oldu. FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir? Yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi mi? Devletin kozmik odasını FETÖ'ye kim açtı? Bir kişinin talimatıyla açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Ya seni oraya getiren FETÖ, FETÖ. Ne konuşuyorsun? FETÖ'nün siyasi ayağı. Ne ayağı kardeşim ya? Ne ayağı? Kokan bir ayağı. Nereye bakarsan bak. FETÖ'nün siyasi ayağı tamamen Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması gündemin İdlib'ten sonra ikinci sıcak başlığı. Erdoğan videoları izleterek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Emin olun, yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Kaçmadık, kaçmayız, kaçmayacağız. O ancak sen kendini tarif ediyorsun, kendini. AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini dakikalarca ayakta alkışladı partililer. Sözü eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un FETÖ çıkışına getirdi. Bu görev kimin? Benim görevim değil, sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz? Çıkıp sağda solda. Ben başbakana şunu söyledim, bunu söyledim. Yalan söylüyorsun, yalan! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması üzerinden karşı karşıya gelen iki isim Kılıçdaroğlu ile Bahçeli ise Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenaze töreninde karşı karşıya geldi. Akşener'in de katıldığı törende iki lider böyle tokalaştı. Ankara'da bir anne çocuklarına dehşet dolu dakikalar yaşattı. Eşiyle tartışan kadın çocuklarına silah doğrultup sizi öldüreceğim dedi. O anları da videoya çekip evi terk eden kocasına gönderdi. Bugün kimse buradan sağ çıkmayacak. Ben sizi arkamda geri bırakamam. Sırf eşini eve döndürebilmek adına küçük çocuklarını silahla korkutan ve o anı telefonuna kaydeden kişi iki çaresiz çocuğun öz annesi. Bir anlık hatayla o videoyu çektim. Yani o korkuyu yaşatmamam lazımdı. Skandal görüntüler başkent Ankara'da kaydedildi. Eşiyle tartışan kadın evi terk eden kocasını geri getirebilmek için tam anlamıyla bir dehşete imza attı. Çünkü içi boş olsa da o silah gerçekti ve çocuklar hüngür hüngür ağlarken annenin sözleri kan dondurdu. Babanız gelmiyor, sizi de öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim şimdi. Büyük bir yanlıştı. Ben yani haksızım ama öyle bir anne değilim gerçekten. Ceylan Hanım eşiyle 2012 yılında evlendi. O videoysa 2019 yılının Mayıs ayında çekti. Dava sürecinde ifadesinde kendisi de kabul etti. Açık açık anlattı o videoyu neden çektiğini. Oğlum dedim. Hani babanız eve dönsün diye ona şaka yapıyoruz. O videoyu çekerken benim ağlamamdan, ses tonumdan çocuklar korkup ağladılar. Ben çok pişmanım. Çektiği videoyu boşanma aşamasında olduğu eşine gönderdi. Evi terk eden adamın da başından aşağı kaynar sular döküldü o anda. Arabaya binip direkt eve gittim. İçeriden çocukların feryatları geldi. Koşarak bana sarıldılar. Baba bizi buradan al götür diye. Utanıyorum. Hayatımda ilk defa yaptım. Nasıl bir şoka girdim. O görüntülere rağmen çocukların velayeti anneye verildi. Çocukların yaşı gereği anne ilgi ve sevgisine ihtiyaç duyması da gerekçe gösterildi. Babanın itirazı üzerine ise mahkeme çocukların velayetini anneden alıp babaya verdi. Anne ise psikolojik durumunun tespiti için hastaneye sevk edildi. Beni onlarla tehdit etmeye kalktı. Bir kadını şiddetten korumak isterken birini öldürdü. Kadir Şeker devletin zirvesinin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Yargı temenni ederiz, adil bir karara varır dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var, hepimiz sonucu bekleyeceğiz açıklaması geldi. Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum tabii sergiledi. Bundan sonraki süreç tabii tamamen yargıyla ilgili bir süreç. Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü yargı söyleyecek dedi. Adalet Bakanı da Kadir Şeker'in tutuklanması hakkında konuştu. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var, bir cinayet soruşturması sürüyor. Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Salıverildi diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz. 20 yaşındaki Kadir Şeker, Konya'da sevgilisinin dövdüğü iddia edilen kadını kurtarmak isterken elini kana buladı. Bıçakladığı Özgür Duran hayatını kaybetti. Ve kadının ağlama sesine gitti.
tepkisiz kalmadı. Kadir Türkiye'nin çocuğu oldu. Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Üniversiteye hazırlanan Kadir'in belki de ölümden kurtardığı 35 yaşındaki kadın ifadesinde ölen sevgilisini korudu. Özgür Duran'ın onu değil parktaki kamelyayı yumrukladığını, Kadir Şeker'in durumu yanlış anladığını iddia etti. Ölen sevgilisinin suç dosyası kabarıktı. 19 suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. O gün uyuşturucunun etkisindeydi diye de ekledi. Neymiş, 19 dosyası varmış. Buna devlet karar verir. Millet karar veremez ki. Sonuç olarak bir can gitti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili son kararı yargı verecek. Burada olay meşru müdafaa mıdır? Deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Evet, olay yargıda tek bildiğimiz bu süreçte bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler, kadına yönelik şiddete seyirci kalanlar, seyirci koltuğunun konforunun tadını çıkaracak. Şiddete duyarsız kalarak meğer ne kadar da isabetli bir karar vermişiz diyecek. Bizler de sıradan birer vatandaş olarak birbirimize karşı sorumluluğumuzdan bin ışık yılı kadar daha uzaklaşacağız. Sonra bir kadın ölesiye şiddet gördüğünde, ölmek istemiyorum diye haykırdığında ve çevredeki kimsenin kılı kıpırdamadığında, İşte biz o gün belki kadir bilmek üzerine biraz düşüneceğiz. Devam ediyoruz. Öfkeden mi deliye döndük? Yoksa delirdiğimiz için mi öfkeliyiz bilemiyoruz. Ama sonuç vahim. Evinin otopark girişini kapatan araca sinirlenen adam çılgınca işler yaptı. Hem o aracı hem de kendi aracını pert edip otoparka girdi. Aa bak, kadın da var, görüyor musun? Kendi arabasına da bir sürü hasar verdim. Siyah araç beyaz araca hızla vuruyordu. Yani durmadan ama şiddetli şekilde. Evinin otopark girişini kapatan otomobile sinirlendi. Park halindeki araca defalarca çarptı. Sonunda muradına erdi. Otoparka girdi. Allah Allah. Polisi çağırsalar ya. Burası Bakırköy Yüce Tarla Caddesi'nin hemen girişi. İddia göre dün akşam saatlerinde bir doktor aracını bu apartmanın otopark girişine bıraktı. İddia göre aracın dörtlülerini yaktı, araçtan indi ve yolun karşısındaki büfeye gidip su aldı. Dönmesiyle buradaki karşılaştığı manzara korkunçtu. İddia göre bir sürücü otopark girişindeki araca ard arda çarpmaya başladı. Çevredekiler olup bitene bir türlü anlam veremedi. O öfkeli sürücüyü kimse durduramıyordu. Doktor da çıktı, o sürücüye birkaç defa uyarıda bulundu. Ancak o sürücü durmadı. Son olarak aracını geri aldı. Gördüğünüz bu yoldan otoparkın girişine uçtu. Hem doktorun aracına hem de çevredeki diğer araçlara zarar veren o öfkeli sürücünün şeker hastası olduğu iddia edildi. Aracında büyük hasar meydana gelen doktor da polis merkezine gitti ve sürücüden şikayetçi oldu. Hastalığı varmış, bir şeker hastalığı falan filan. Küçük bir sinir krizi geçirmiş. Şeker ya da tansiyon hastası olmanız sizin birinin canına ya da malına kasten hareket yaptırmanızı gerektirmez. Vahşetin adresi bu kez İstanbul. Yemek masasında kavga çıkaran cani karısını, kızını ve inanılır gibi değil ama 20 günlük bebeğini bıçakladı. Çocuklarıyla birlikte yaşadığı dehşeti Şov Haber'e anlatan Emine Çakmaktaş, "Komşularım kurtarmasaydı sonum Emine Bulut gibi olacaktı." dedi. Emine Bulut'tan farkımız olmayacaktı. Kurtaramasaydım o bıçak darbelerinin, Esra ölecekti. Ne ben kardeşimin ölmesiyle yaşayabilirim, ne de annemin ölmesiyle yaşayabilirim. Bunlar benim her şeyim. Adı gibi kaderi de Emine Bulut'la aynı olacaktı. Vicdansız kocası ona ve kızına dehşeti yaşattı. Yetmedi, 20 günlük bebeğini de bıçakladı. Kokusundaysan öpemeye kıyamazsın. Bıçak salladı. Ben bu çocuğu da korktu ağını gördüm gösterinle. Nefesinin kesildi ağını gördüm. Cehennemi yaşattı bizi. İsimlerimiz de aynı olduğu için kaderimiz de aynı olacaktı, Emine Bulut gibi. Kızım hala da uykusunda böyle zıplayarak ağlıyor, böyle kabuslar görüyor. Korkunç olayın adresi Avcılar.
Emine Çakmaktaş ve Mehmet Çakmaktaş 1 yıl önce evlendi. Emine Hanım evlendikleri günden beri şiddet görüyordu. Ancak son olay gerçekten de herkesin kanını dondurdu. Ocağın yemek masasında kavga çıkardı. Sonra da eline bıçağı aldı. Boşanma davası açın. Boşanma davası görüldüğü günü kafama silahla eğer giderse iki çocuğunu birden öldürürüm diye. O yüzden gidemedim. Merdiven altı bir yerde ya hamileliği sonlandıracakmışım. Bunu ölmesini istiyordu. Doğmasını dahi istemedi. Emine Çakmaktaş canını kurtarabilmek için kendini evden dışarı attı. Buraya geldiği anda 7-8 yerinden bıçaklandı. Ancak Cani yine hırsını alamadı. Bu kez de küçücük bebeğine ve kızına saldırdı. Çocukla geldiğim göz göze o an var ya, kızım onu kurtarırken çocuğu bu yanına koyup bu tarafına vuruyor. Kendimi koruyabilecek, savunabilecek durumda değildim. O korkunç olayda hem Emine Hanım 7-8 yerinden bıçak darbesi aldı, hem kızı bıçak darbesi aldı. Ocağın yetmedi, minicik çocuğu da bıçakladı. Onun da dizinde hafif bir yarası var. Bıçakla yani sanarsın ki seriye bağlamış şekilde vuruyordu bizi. Çocuğu ortadan kaldırmak için komşular kurtardı. Soğan almaya diye çıktım. Sesler duydum. İmdat yetiş Emine abla dedi. Ben çığlığı bastım. Çocuğu kurtardılar, elime verdiler. O cani koca tutuklandı. Gözü yaşlı ailenin tek bir isteği var. En ağır cezayı almasını istiyorum. Yarım milyon değerinde balya balya paralar. Dolandırıcının biri insanları kandırıp çaldığı paraları ayağıyla ezip güya eğlendi. O görüntüleri de sosyal medyada paylaştı ama eğlencesi kısa sürdü. O da Utanmazlar Çetesi'nin diğer üyeleri de yakayı ele verdi. Yapamadım yani. Akşama kadar mücadele ettim. Halledemedim, olmadı, başımdan atamadım bunları. İnsanları dolandırıp çaldığı paraları ayağıyla çiğnedi. Ezdiği balyaların videosunu çekip eğlendi. Utanmadı, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Neyse ki Utanmazlar Çetesi'nin hevesi kursağında kaldı. Biri çatıda, biri su kanalında böyle yakalandı. Kurbanlarını biz polisiz, savcıyız yalanıyla kandıran çete onlarca kişiyi dolandırdı. Onlardan biri de 88 yaşındaki Fikriye Şirin'di. Fethullahçı, sizi arıyor dediler, hapse atacak dediler, çocukları arıyor dediler. Küfürle atıcı yaptı, kapattım. Akşama kadar böyle mücadele ettim. Kandırarak, korkutarak yaşlı kadının parasını aldılar. Anladım ama bir şey söyleyemedim. Dilim tamam tutuldu, elim kilitlendi. Parayı çektim 100 bin lira. Altınlarım da vardı. Hepsi 150. Yan kesicilik ve dolandırıcılık masası çalışma başlattı. Çetenin lideri aslında aynı suçtan cezaevinde bulunan Orta Mehmet isimli kişiydi. Dışarıda bulunan diğer çete elemanlarını yeğeni vasıtasıyla kontrol etmeye, yönetmeye devam ediyordu. Yan kesicilik dolandırıcılık masası ekipleri 3,5 milyon liralık vurgun yapan çete elemanlarına operasyon yaptı ve hepsini gözaltına aldı. Çete üyelerinden biri gözaltına alındı. Diğeri ise polisten kaçarken asansör boşluğundaki su kanalına saklandı. Donmak üzereyken yakalanıp gözaltına alındı. O çetenin üyelerinden biri de operasyondan birkaç saat önce bir kadını dolandırmıştı. 500 bin liraya yakın parayı balya balya aracına koydu. Paraları ayağıyla böyle ezip aklı sıra eğlendi. Utanmadan da videoya çekip paylaştı. Telefon dolandırıcılarının sorgusu sürüyor. Kaçak bina yıkımında öyle bir gerginlik çıktı ki ortalık savaş alanına döndü. Zabıtayla bina sahipleri arasındaki yumruk yumruğa kavgaya polis müdahale etti. Bina hem kaçak hem riskliydi. Yıkım kararı tansiyonu yükseltti. Şey, açık söyleyeyim, ifade etmiyor şu durumda. Biz yıkıma geldik. Batman Belediyesi'ne bağlı ekipler kaçak ve riskli inşaatı yıkmak için harekete geçti. Bina sahipleriyle zabıta arasında gerginlik çıktı. Kalabalıktan biri kepçenin üzerine çıktı, aracı yumrukladı. Arbedede bir zabıta memuru yaralandı. Araya polis girdi, yıkım tamamlandı. Yol kesen asker uğurlama konvoyuna tepki gösterdi. Çıkan kavgada bir gözünden oldu. Saldırganların aldığı cezayı duyunca ise üzüntüsü ikiye katlandı. Thank you.
Biz Peygamber Ocağı'na giderken eskiden dualarla, kınalarla giderlerdi. Şimdi terör estirerek gidiyoruz. Asker uğurlama konvoyunun saldırısına uğradı, gözünden oldu. O magandalara verilen 4 yıl hapis cezasına isyan etti. Bu kadar şiddete karşı 4 yıl çok az. Benim gözümü çıkarttılar. Ölseydim demek ki daha az yiyeceklerdi. 4 yıl önceydi. Refik Arslan aracıyla Üsküdar'da ilerlerken yolu asker uğurlaması yapan gençler tarafından kesildi. Yolu açar mısınız uyarısı yapınca saldırıya uğradı. Çıkan kavgada sağ gözünü kaybetti. Ya sağlığımla oynadılar sonuçta. Tek gözde gezmek varsa onlar da kapatsın gözlerini. Bakalım gezebiliyorlar mı? Mahkeme asker uğurlama konvoyundaki 6 saldırgan hakkında kararını verdi. Hepsi kasten yaralama suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 yıl bunun yarısını yatarlar, yarısını çıkarlar. Bu 4 yılda bu olaylar bitmez. Talihsiz adam karara isyan etti. Adalet tecelli etmesini bekliyorum. Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin neredeyse %60'ı Çin'den ithal. Haliyle öğrenci ailelerini de koronavirüs paniği sardı. Peki kırtasiye ürünlerinde koronavirüs riski var mı yok mu? Gelin cevabını hep birlikte öğrenelim. Çocuk söz konusu olunca anneler babalar çok hassas davranıyor. Hastalık bulaşır mı diye düşünüyorlar. Kırtasiyeleri de öğrenci ailelerini de koronavirüs paniği sardı. %60 ithalat oranımız var. Çin'den mi sadece? Çoğunluk Çin'den olmak üzere ithalat oranı %60. Çin menşeli ürünlere karşı müthiş bir hassasiyet var. Malum dünyada koronavirüs paniği yaşanıyor. Kırtasiyelerde ise birçok ürün Çin'den ithal. Haliyle anneler babalar çocukları için endişeli. Bir soru işareti oluyor mu kafanızda? Ya bir soru işareti oluyor. Yerli üretim tercih ederim. Birçok kişi kırtasiyelerde Çin malı mı değil mi diye bakıp almaya başladı. Çin ürünlerinde tabii elle ağza temas edilen gibi şeylerde mutlaka endişe olacaktır. Bir ebeveyn aldı kalem eline baktı Çin üretimi. Evet, made in China. Şimdi bakın ürünün üstünde barkod, marka, logo bunlar varsa biraz daha düzgün olduğu için, testten geçtiği için sakıncası olmayacak. Bir defa tezgahtan, işportadan alışveriş yapmayacak. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Mehmet Elvacıoğlu'na göre paniğe gerek yok. Resmi yoldan gelen ürünlerin hepsi testten geçiyor. Koronavirüsü dolayısıyla dışarıdan gelen ürünlerde kırtasiye malzemelerine yansıyan bir tehlike henüz yok. Çünkü bizim hayvansal ürünlerimiz yok. Madalyonun bir diğer yüzü daha var. Kırtasiye ürünleri için Çin'den yapılan ithalat durma noktasında. Şimdilik bir sorun yok. Raflarda, stoklarda dolu. Ancak koronavirüs krizi devam ederse önümüzdeki eğitim öğretim yılında kalem defter yokluğu dahi yaşanabilir. Türkiye olarak çözüm buluruz. Hem imalatçı arkadaşlarımız hem tüketici alternatifini her zaman bulur ama çok büyük açık olacağına inanmıyorum. Ünlü bir müteahhit iddiaya göre lazer epilasyon için gittiği güzellik merkezindeki kadın çalışanı taciz etti. Çığlığı duyup koşan diğer kadın çalışanlar adama meydan dayağı attı. Senin karın yok mu? Sen bu kadar mı namussuzsun sen? İddiaya göre güzellik merkezi çalışanlarını taciz etti. O kadınlardan işte böyle dayak yedi. Bırak elimi, ne yapıyorsun? Yapılacaksın. Kaç yaşında bu kız? Bırak elimi. Şov Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen görüntüler Kayseri'de kaydedildi. Bu adam güzellik merkezine geldi. Bu müteahhit iş yerimize gelerek lazer epilasyon işlemi yaptırmak istedi. İddiaya göre o müteahhit odaya giren çalışana önce ateşim çıktı dedi, sonra da taciz etti. Elemanımıza elle ve sözlü bir şekilde tacizde bulunmuş. Bağırma seslerini duydum. Güzellik merkezinde çalışan kadınlar adamı işte bu hale getirdi. Sonra da polisi çağırıp o adamdan şikayetçi oldular. Lütfen bu olayı kimse duymasın. Kendi aramızda halledelim diyerek para teklif etti. Sipariş götürdüğü pizzaya tükürmüş, o iğrençliği de cep telefonuyla kaydetmişti. O kurye 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı ama tükürüklü pizzayı yiyen müşteri cezadan memnun değil. O günden bugüne kadar pizza tüketmiyorum.
Kesinlikle ağzıma koymadım. Ne peynirli, ne mantarlı, ne de sucuklu. Bir kurye yüzünden artık pizza yemiyor. Adı geçince bile midesi bulanıyor. Onu pizzadan nefret ettiren kurye ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın biraz daha sanki caydırıcı olması gerekiyordu. Eskişehir'de bir kurye sipariş götürdüğü pizzaya tükürmüş, bir de marifetmiş gibi iğrenç olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Görüyorsunuz şimdi mesela ortalıkta bir virüs geziyor. Yani her şey olabilirdi. Kişilere hastalık bulaştırma gibi bir durum her zaman söz konusu. Hüseyin Alyüz sipariş ettiği pizzaya tükürüldüğünü apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından öğrenmiş, dava açmıştı. Ne oldu? 2 senemiz geçti. Bu işle alakalı bu kadar uğraşın sonucunda verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum. O dava sonuçlandı. Pizzaya tüküren kurye 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Birisinin yediği bir şeye tükürüp elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezmemeniz gerekiyor. 9 yaşındaki Muhammed dün evinde ölü bulundu. Üvey annesi Muhammed'in 14 yaşındaki ablasını suçladı. O yaptı dedi ama soruşturma derinleştikçe oklar üvey anneyi göstermeye başladı. Çöpe sokuyordu çocukları, dilendiriyordu. İddiaya göre küçük Muhammed'i üvey annesi öldürdü. Gömmeye çalışma planları yaparken gözaltına alındı. Çocuğa işkence ediyordu, dövüyordu. Yani kendi çocuklarına bakıyordu, o diğer üvey çocuklara bakmıyordu. İddiaya göre o üvey anne 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin ve 14 yaşındaki ablasını sürekli dövüyor, işkence uyguluyordu. Babası evde yokken özellikle darp ediliyordu çocuklar. Kendi çocukları dondurma yerken mesela o çocuğa almıyorlardı dondurmayı. İddiaya göre bir gün önce babaları eve geldiğinde üvey annesi Muhammed öldü. Ablası çamaşır suyu içirdi dedi. Ablasıyla alakalı da onda da darp izleri var ama onun üstüne atmaya çalışıyorlar suçu. Ama tüm aile gözaltına alındı. Soruşturma derinleştikçe üvey annenin işkenceci yüzü ortaya çıktı. Üzerine yakmış, vücudunun belli bölgelerinde kesikler vardı. Çamaşır suyu dökmüş. Üstelik komşular durumun farkındaydı. 8 ay önce üvey anneyi CİMER'e şikayet etmişlerdi. Küçük Muhammed nasıl öldü, onu kim öldürdü? Polis bu soruların cevabını arıyor. Otomobilini park halindeki araçların yanındaki sıraya, yani adeta yolun ortasına park etti. Ceza yazılınca da küplere bindi. Polise tehditler yağdıran, habercileri azarlayan kadın sürücü pes dedirtti. Zorluk çıkaran bir bayan mıydı? Oradan beni bile sorduk. Çözsün buradan yazıp orada. Ben size ceza yazmıyorum, hayır. O başka bir araç. Niye bana bakıp sanki yazar gibi hareket yapıyorsun? Aracını ikinci sıraya park etti, ceza kesen polise tehditler savurdu. Ben çok samimi söylüyorum, seninle çok konuşacağım. Hatalı park tartışmasının adresi Balıkesir. Polis ikinci sıraya, neredeyse yolun ortasına park edilen otomobile ceza yazdı. Orada uzun süre durmadığını iddia eden kadın babasını aradı. Ya ismini bilmiyorum baba arkadaşım. Ya. Bağırıyorsun. Gergin sürücü habercilere de tepki gösterdi. Gerçekten ya. Ceza makbuzunu imzalamadı. Tehditler yağdıran kadın aracına binip uzaklaştı. İmzaladım, alayım bunu. İmzalamıyorum ben. Ben çok samimi söylüyorum, seninle çok Geçen haftalarda Türkiye evlilik istatistiğini tartışmış, evlilik yaşının yükselmesini, gençlerin yürütemeyiz endişesiyle evlenmekten korktuğunu konuşmuştu. Şimdi o korkuyu hafifletecek bir haber gelecek ekrana. Bir yastıkta 40, 50 hatta 60 yılı deviren muhteşem çiftlerin hikayesini izleyeceğiz. Bazen hayatım derim. Hayatım hadi gel diyorum, sofrayı hazırladım diyorum. Derim. Ben de aşkım derim. 58. yıl dönümümüzü kutluyoruz. Nedir bunun mutluluğun sırrı? Nedir ha? Birbirini sevmek, sevmek, gene de sevmek. Güler yüz tatlı değil. Dönüp gitmek. Nereye? Dönüp gitmek. Sevgi var, saygı var. Sevgi ve saygı. Hoşgörü var,
sabır var. 53 yıldır çekiyorum bunu. Birlikte geçen onlarca yıl var. 48 oldu. 60 yıldır. 68. Öyle çiftlerle birlikteyim ki şu anda sevgililer gününe sayılı gün kala onlardan dinleyecek çok şeyimiz var. Bizim için her gün sevgililer günü. İşte ölümsüz aşkın mutluluğun formülünü öğreneceğiz şimdi onlardan. Evliliğin sırrı göze almak. Hanım sesini çıkarttığı zaman ben sesimi kıstım. Ben sesimi kıstığım zaman hanım sesini çıkarttı. Öyle oldu, evet, aynısı oldu. Denizci olduğum için hanımı çok zor görüyordum. İkinci baharınızda telafi ediyorum. Tabii tabii ama yaş geçti bu sefer de. Kaç yaşındasınız? 90. Şöyle bir gözlerinizi kapatın. 68 yıl hayal edin. İşte yanımdaki Cevat amcayla Remziye teyze tam 68 yıldır el ele göz göze diz dize dile kolay bir ömür. Çok güzel geçti. Anlayamadık ki. O benim hayatım. Sevgililer gününde var mı plan program? Var var. Sürpriz. Bakar mısınız şu ellere? Tam 60 yıldır ayrılmıyor birbirinden. O kadar güzel geçirdi ki 60 yılı. Ben kızdığım zaman o susar. O sustuğu zaman ben kızarım. Buna çok seviniyoruz yani. Bütün gençleri görüyorum. Evleniyorlar da ayrılıyorlar. Olacak iş değil bu yani. Sabır yok, sabır. Tüm bu öğrendiklerimizden sonra biraz daha anlayış ve biraz daha hoşgörüyü elden bırakmamakta fayda var. Aman ne olur, zamanınız geldi mi evlenin. Eskiler ilişkilerinin neden uzun sürdüğünü anlatırken der ki, biz evde bir şey kırıldığında onu tamir ederdik. Şimdikiler gibi çöpe atmazdık. İlişkileri de öyle. Sevgililer günü için geri sayım sürerken çiftlerde hediye telaşı çoktan başladı. Kalbe giden yol mideden geçiyor diyenlere ise lezzetli mi lezzetli bir tarif geliyor. Gürkan Şef'in aşk menüsü. Vay vay vay, bakın. Hem emek var hem lezzet var. Vay vay vay, of 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 of, evet, daha iyi bir hediye olamaz. 14 Şubat sevgililer gününe artık kısa bir süre kaldı. Çiftlerin koşuşturmasıysa çoktan başladı. Sevene her gün 14 Şubat ama madem böyle bir gün koyulmuş, kutlamadan da geçmeyelim. Biz bugün Gürkan Şef'le birlikte diyoruz ki aşkın yolu mideden geçiyor. Çok doğru söylediniz. Bugün o zaman aşk burger yapalım dedik. Öyle hazır hediyeleri bir kenara bırakacağız. Ne yapacağız? Kendi hediyemizi kendimiz yapacağız. İşte aşkınıza aşk atacak mutluluk menüsü geliyor ekrana. Orta yağlı, farkındaysanız, döş eti alacağız. Sonrasında kıyma haline geldi. Karabiber ve sofra tuzu. Şöyle bir diş sarımsak kullanacağım. Şimdi yoğuruyoruz. Ama neyle? Sevgiyle. Hemen üzerini bir streçle kaplıyorsunuz. Bir saat boyunca artı 4 dolabında dinlenecek. Etli ya da kıymalı, tercihe göre değişiyor. Ben etten yemek istiyorum der gibisiniz. Bir şöyle bir kaldırmak istiyorum. Hemen etlerimi bakın, vay vay vay. Evet, nedir bu? Asado eti. Kim sevmez ki Ankara turşusunu. Burada ne var? Sosumuz çok kolay. Domates, içerisinde fesleğen, zeytinyağı, sarımsak, çırpacaksınız. Wow. Of 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 of. Roka'nın bir türevi aragula dediğimiz, bunu kullanıyorum. Çok iyi değil mi ya? Domatesimiz vardı. Vay vay vay. Ama bir düşünsenize, elinizde böyle mutfaktan geliyorsunuz. Mutfaktan. Daha iyi bir hediye olabilir mi? Ve bir saat dinlenen kıyma hazır. Evet, bakın dinlendi. Burgerimiz gördüğünüz gibi. Gel bakalım diyorum. Evet. Şöyle başladık. İşte sevdiğimiz ses bu. Aşk burgerim pişerken üzerine cheddar peynirlerimi koyuyorum. Erisinler istiyorum çünkü. Aşk burgerimize domateslerimizi koyuyoruz. Kıvırcığımız doğru burada. Kıvırcığın üzerine biraz cheddar ekliyoruz. Karamelize soğanı da üzerine bırakıyoruz. Sevgi burgeri de hazır. Ve o sofranın olmazsa olmaz iki parçası, tatlısı. Vay vay vay. İçerisinde keçi boynuzu pekmeziyle hurma var. Ve salatası. Nasıl anlaştılar birbirleriyle? Gördüğünüz gibi evde yapımı oldukça basit. Hemen önümde karşı konulmaz iki hamburger var. Onun önünde ise lezzet cümbüşü bir salata.
Elimdekine diyecek söz yok zaten. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım madem. 14 Şubat'ınız kutlu olsun şimdiden. Kaldırma operasyonu için ameliyat masasına yatan ancak bir daha kalkamayan Dilek Utar'ın ölümüne ilişkin davanın seyri itiraf gibi ifadelerle değişti. Hastane personeli Dilek Utar fenalaştığı sırada doktorun bir düğünde olduğunu ve defalarca aramalarına rağmen hastaneye dönmediğini söyledi. Yani resmen çocuğumu ölüme terk etmişler. Doktor hanımın bir ihmali yüzünden evladımızdan olduk. Gözündeki yaşlar bir an olsun dinmeyen aile o tarihten bu yana bir hukuk mücadelesi veriyordu. Çünkü kızlarının bir ihmal sonucu öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Hani o gece kesin yanına bir iki tane doktor gitmiş olsaydı hiç bu işler buraya gelmezdi. En başından beri bunu savundular. Ameliyatı yapan doktorun korkunç bir ihmal sonucu kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettiler. 36 yaşındaki Dilek Utar 2017 yılının Temmuz ayında oğlunun sünnet düğününde daha güzel görünebilmek için fazla yağlarından kurtulmak istedi ve bıçak altına yattı. Ancak ne var ki o ameliyattan sadece bir gün sonra hayatını kaybetti. O ölüme ilişkin davanın yeni duruşması geçen hafta görüldü. Hastane personelinin ifadesi acılı aileyi şoke etti. Bugün mahkemeden geldikten sonra hiç kendimizde değildik. O duruşmaya hastanede o gece görev yapan personel de katıldı ve ifadeleri deyim yerindeyse kan dondurdu. Çünkü her bir ifadeleri itiraf niteliğindeydi. Dilek Utar'ın göz göre göre nasıl ölüme terk edildiğini saniye saniye dakika dakika böyle anlattılar. Hep devamlı aramış, çok durum kötü, çok kan kaybediyor, kan verin demişler, iki şişe kan vermişler. İddiaya göre doktor gelmedi, hatta bir saatten sonra telefonları bile açmadı. Neredeymiş efendim doktor, o gece o kadar telefona ısrarla çağrılmasına rağmen gelmemiş. Düğündeymiş. O gece niye gelip de kontrol altında tutmadınız? Niçin? Size defalarca telefon açılıyor, hiç umursamıyorsunuz. Devamlı görümce tarafından aranıyor refakatçi, hemşehriler arıyor, doktor arıyor. Yok, gelmiyor. İfadeleri mahkemede duyduğunuzda efendim ne hissettiniz? Kaynak sular döküldü üstümüzden. Bir yandan çok mutluyuz, çok iyiyiz. İşte ise şimdi ifadeler daha çok. Mahkeme Temmuz ayında görülecek. Kalın ailesi acılarının hafiflemesi için adalet istiyor. Dilek Utar'ın ameliyatını gerçekleştiren o estetik doktorunun muayenehanesine geldik. Kapıyı çaldık, asistanları açtı. Kendisinin içeride olduğunu ancak görüşme taraftarı olmadığını söyledi. Bizim acımız dinmiyor. Adalet istiyoruz. 5 yıl hastalığıyla mücadele etti. Tam hastalığın pençesinden kurtulmuştu ki trafik kazasında kolunu kaybetti. Ama yine pes etmedi. Genç kız biyonik kolla hayata tutundu. Her koşulda yaşamayı çok seviyordum. Hala da bu öyle. Kitabını tutuyor, bardağı kavruyor, parmaklarıyla kalp şekli bile oluşturuyor. Hepsini biyonik koluyla yapıyor. Kendimi kötü hissettiğim ya da işte böyle canımın çok yandığı süreçler oldu ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Zübeyde Nisa Karabacak 29 yaşında 5 yıl boyunca kanserle mücadele etti. Tedavi çok ağır olduğu için diğer organlarım hasar gördü. Bundan en çok kalbim ve beynim etkilendi. Tam kurtuldum derken hayatı alt üst oldu. Her şey düzelmişti ki 2016 yılında bir trafik kazası geçirdim. Zübeyde o kazada sağ kolunu kaybetti ama biyonik kolla hayata yeniden tutundu. Kolumun ilk takıldığı günü hiç unutmuyorum. Ben böyle kucağıma alıp yatmıştım ona. O kadar ki ayrılmak istemedim. Hatta koluna isim bile koydu. Revo adını verdiği biyonik kolu Zübeyde'yi yaşama bağlıyor. 14 Şubat'a 2 gün kaldı. Çiçek siparişleri patladı ama bu yıl sıra dışı bir moda var. Çiçekleri meyvelerle, sebzelerle süslemek. Yani sevgilinizden limonlu, lahanalı bir buket gelirse şaşırmayın. Renk renk, çeşit çeşit. Efendim çiçekler böyle de çok güzel ama şimdi onları daha da güzel hale getireceğiz. Hemen başlıyorum size hazırlamaya. İlk etapta güllerimizi kullanacağız. 2020'nin Sevgililer Günü modası çiçekleri meyvelerle, sebzelerle süslemek.
Ve aralarında tabii ki güllerle birlikte meyveler de kullanabiliyoruz. Çünkü farklılık katıyoruz. Sadece meyve değil galiba. Kesinlikle sebze de koyuyoruz. Lahana dediğimiz çiçekleri de tanzimimizin arasına ilave ediyoruz. Çiçekler zaten mutluluk olduğu için tüm renkleri bir araya katarak genelde bu tarzda çiçekler istiyorlar. Daha çok kırmızı gül de istiyorlar. Bence tüm çiçekler gönderilebilir. Böyle bir çiçek geldi. Ne kadar saklayabiliriz evimizde? Yaklaşık 15 gün kadar saklayabilirler. Peki farklı çiçeklerden oluşan ve meyvelerle, sebzelerle süslenen bu vazonun fiyatı ne kadar? Bu tarz çiçeklerimizin fiyatı yaklaşık 300 TL'dir. Çiçekte meyve sebze trendine ilgi büyük. Klasikten sapmam diyenler de kırmızı gül buketi yaptıracak. Onun fiyatı da buketteki güllerin sayısına bağlı. Aşkın simgesi kırmızı güller. Efendim 14 Şubat'ta sevgilinize hediye edebileceğiniz bir buket hazırlayacağız şimdi. Yıllardır insanların vazgeçemedikleri kırmızı gül. Çünkü dediğimiz gibi 14 Şubat sevgililer gününün tek simgesidir. Kenarlarını yeşil yapraklarla birlikte süslüyoruz. Sevgililer günü buketimiz hazır. Her kadını mutlu eder galiba böyle muhakkak. Bir hediye. Tercih edilen bir çiçektir. Buketimizin içerisinde 50 tane gül var. Yaklaşık 1250 TL gibi bir rakam yapıyor. Türkiye'ye tatil için geldiler, bir daha da geri dönemediler. Rus, İngiliz, Alman karşınızda Antalya'nın yabancı gelinleri. 30 sene önce Alanya'ya geldim. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Ülkelerinden vazgeçip Türkiye'ye yerleştiler. Onlar Antalya'nın yabancı gelinleri. Vallahi Alanya çok süper ve tabii eşim. Süper. Geçen yıl sadece Alanya'da 312 yabancı gelin Türk erkeklere evet dedi. Neden fazla Türk oldum tabii ki hızlı bir şekilde. Biraz zor ama aşk oldum, ne yapacağım? Karen Giden 63 yaşında, İngiliz, 30 yıldır bir Türk'le evli. İngiltere'den daha iyi, özür dilerim İngiltere'de ama bu arada çok seviyorum. Anastasia ise Rus, 7 yıl önce Ayhan Çetinkaya'nın evlenme teklifini kabul etti. Ben anladım, bu adam benim adam. Anastasia Türk kültürünü okumuş, dedi ki beni istemeye geleceksiniz. Gittik, bana tuzlu kahve yapıldı yani. Amanda Özsoy tatil için gelmişti Antalya'ya. Bir daha dönemedi. 10 seneye kadar evli kaldım. Ondan sonra eşimi maalesef trafik kazasında kaybettim. Tekrar Türk eşimle evlendim. Dil, kültür, adetler hepsi farklı. Zorlansalar da üstesinden gelmeyi bildiler. Tabii ki zorlanmaz mıyız? Yani onların da kültür farklılıklarla, dil farklılıklarla. Benim Rusçam hiç yok ve İngilizcem çok yeterli değil. Tarif ederek, hani biraz daha tarzanca, göstererek, artık çizerek falan yaptığım zamanlar oldu. Türkiye buz kesti ama soğuğun karın keyfini çıkaranlar da vardı. Karabük'te üniversiteli 3 genç mayolarını giydi, kendini karların arasına bıraktı. Aynen. Çok güneşli ya. Hava soğuk demediler, mayolarını giyip karların arasına daldılar. 3. Karabük'te üniversiteli 3 kafadar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Palet ve şnorkellerini alıp karda yüzdü. Eğlence burada bitmedi. Yerde yuvarlandılar, kar banyosu yaptılar. Onlar buz gibi havanın tadını çıkarırken arkadaşları o anları kaydetti. Biz safran kampınerleri. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Çoban'a haberdeydiniz. İyi akşamlar.